Mahkemeye gittiniz. Mahkeme bir karar verdi. Eğer siz haklarınızı bilirseniz bu verilen kararın ne kadar doğru olup olmadığını denetlersiniz. Kamu maliyesinden anlarsanız kamu maliyesi düzenlemenin niye aleyhinize niye lehinize olduğunu bilirsiniz. Bu nedenle hakkınızı bilmek neyi sağlamaz? Adaleti sağlamaz ama adaleti kontrol etmenizi sağlar. Anlaştık mı? Buraya kadar. Peki kontrol etki alanınız yok. Kontrol etki alanınız yoksa toplumun sözleşmesini bozunuz. Bunu ne anlama geldim ben efendim. Ama sözleşmeyi bozma hakkınız var. Biliyor musunuz? Evlilik de bir sözleşmedir. Problem var mı? Evet. Tabii davullar falan çalmıyorsunuz ya. Aslında o bir sözleşme. Hakkı diyor zaten. Yani hakkı diyor zaten. Evlilik bir sözleşmedir biliyor musun? Şey diyorsun. Senden başka bir erkeğe bakmayacağım. O diyor ki sana başka bir kadına bakmayacağım. Ben senin bulaşını yıkayacağım. Ben eve protokol bozlar edeceğim. Falan. Bir sözleşme. Anladın mı? Evlilik bir sözleşmedir. Peki taraflardan biri evlilik sözleşmesi olmasanız ne yapıyorsunuz? Makine yıkıyor be abla. Yani bulaşık yıkıyormuş. Var mı bulaşık? Kim yıkıyor bulaşık evine? Hadi canım ya, yapma Allah'ını sana. Ben cipsi niye kalsın? Dırdır yapıyorum, ne anlayalım hani, o doğrusu. Dırdır yapıyorum diyor. Şimdi burada temel problemmiş. Boşanmadan, evlilik akdinde taraflardan biri hükümlüklerini getirme getirmediğinde ya da akdi kötüye kullandığında ne yapıyorsunuz? Boşuyorsunuz. Toplum sözleşmesinden boşanmadan. Seçime gittiniz. O ne demek biliyor musun? Bu arada aşkı tazelemek, doğum gününü kutlamak, evlilik ödülünü kutlamak. Niye bu evlilik ödülünü kutlamak? Ona kadar evlenmiş. Neyini kutluyor? Herif evde. Kadın evde. Ne? Para harcamak için. He? Para harcamak için. İşte şu. O bir şekilde ilişkiyi tazelemek için der. Geç onu. Kocan seni başkasıyla aldattı. Hatta aldattığı yerde kalmadı. Eve kuma getirdi. Ne yapıyorsun? Ben bir isteğiyle. Peki. Kamusal sözleşme yaptık. Toplumla sözleşme imzaladık. Değil mi? Bir kısım haklarından vazgeçtim. Sen de bir kısım haklarından vazgeç topluma dediniz. O seni aldattığını. Biraz önce kendisi. Biraz önce kendisi. Soruyu anladınız değil mi? Bunun cevabını bilmiyorum, hiç denemedim. Denemek isteyen arkadaşlar ne anlama geldi? Kendi cevabını kendim verdim çünkü ben söylersem bizim. O da. Ne bilmiyorum ama cevabını verirsen başka bir şey olur. Doğru. Anladın mı? Yok, Arapça, Farsça bilmem ne de yazılmış dilden dolayı ne dinimizi biliyoruz da kovulur bilir de bilmem ne bilir. Var böyle. Aldın mı? Sen bana sonra söylersin. Ben sana söylerim. Yeni bir sözleşme yaparız. Kimle?